Bab-ı selam ala ehlil küfür. Ehli küfre selam vermek caiz midir, değil midir? Bir dükkana girdin, dükkan sahibi Yahudi, Ermeni yani. Bu Türkiye'de, Şam'da, Suriye'de çok var. Ha burada Cidde'de de var. Mesela bakıyorsun kafir. Ya Dürzüdür, ya Nusayri'dir, ya Yahudidir, ya Hristiyan'dır, kafir. Yahut da Mecusidir. Buna selam vermek caiz mi, değil mi? حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عمرو بن رومي قال حدثنا محمد بن ثور قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنبر فنز مر بمجلس بير مجلس يردي gitti ki فيه o mecliste olucuydu أخلاط karışık halk var karışık kimden من المسلمين واليهود والمشركين min abadetil evsal. Müslümanlardan, Yahudilerden, puta tapan müşriklerden adamlar karışık var idi. Hepsi karışık. Feselleme aleyhim. Onlara selam verdi Resulullah Efendimiz. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fezehebe kavmin. Ulemadan bir kısmı zahi buldular ki, ila ennehu la bâse. Beis olmaz. En yübtede ehlül küfri, ehli küfre başlanıla bisselami selam ile. Yani onlar selam vermezsen sen onlara selam vermende beis yoktur dediler. Bir Ermeniye tesadüf ettin, esselamu aleyküm diye. Bir Yahudiye tesadüf ettin, esselamu aleyküm. Bir kafire, mürtedde tesadüf ettin, esselamu aleyküm. Demekte beis yoktur dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisiyle de ihticac ettiler, delil getirdiler ki işte Resulullah Efendimiz gidip de selam vermiş olduğu mecliste Müslim de var idi, Yahudi de var idi, müşrik de var idi. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Ulemanın diğer bir kısmı bunlara itiraz etti. Dediler ki yok. Resulullah Efendimiz selam vermesi orada Müslümanlar vardı. Müslümanları kastetti. Kafirleri değil. Muhalefet ettiler. فَكَرِهُوا اَنْ يُبْتَدَهُ بِالسَّلَامِ Bu ikinci zümre dediler ki kafirlere selam verilmez. Sen selamına başlayamazsın. وَقَالُوا Bu ikinci zümre dediler peki sen ona selam veremezsen ya o selam verirse sen alabilir misin? وَقَالُوا dediler ki لَا بَاسَ بَاَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ اِذَا سَلَّمُوا Onlar selam verirse senin reddetmende beis yoktur. O sana esselamu aleyküm derse sen de ona ve aleyküm selam dersin. Bu ikinci zümrenin kavli. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا فَهْدٌ Bunlar da şu hadisi ihticac etti, getirdiler, delil getirdiler ki İmam-ı Tahavi diyor ki Fehd bana rivayet eyledi. Kale haddesena Muhammed ibn-i Sa'id. Kale haddesena Şüreyk ve Ebu Bekir'in yani İbn-i Ayyâş. En Süheyl ibn-i Ebi Salih. En Ebi Hureyre'te kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tebde'uhum bisselam. Peygamber Efendimiz buyurdular ki siz onlara selam ile başlamayın. Onlar kim? Yani el-Yahude ve Nesara. Yahud ve Nesranileri kastetti. Yahud ve Nesraniler kafir olduklarından siz onlara selam vermeyin. Siz selama başlamayın. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Hüzeyfe, kâle haddesene Süfyan, en Süheylin fezekere bi-isnâdihim islam. Ayın hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Merzuk tarifiyle de rivayet eyledi. حدثنا ابن مردو قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي ابن مرزوق وقد يقاردكين ابن مرزوق أبو حسيفة رواية إلمشت بني ده ابن مرزوق وهب رواية إلدي حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن سهيل فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف başka bir senetle daha İmam التحاوي رواية إلمر حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقاب قال حدثنا عبد العلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن الجهني diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki أنا راكب غدا ben yarın binip gideceğim nereye İlâ Yahude, Yahudilerin yanına gideceğim. فَلَا تَبْدَعُوهُمْ Beraber gidecekler ya ashab-ı kirama. Ben yarın Yahudilere gideceğim. Fakat siz onlara...
aleyküm. Onlar size selam verirlerse fekulu siz deyiniz. Ve aleyküm. Ve aleyküm deyiniz. Bu diyor ki selam aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Siz de deyin ki ve aleyküm. Sizin üzerinize de olsun. Ve aleyküm ama esselamı yok. Ve aleyküm. Niçin? Onlar bazen belli etmeyerek selam demez de sam der. Esselamu aleyküm. Yani ölüm senin üzerine olsun. Sen onu anlamazsın. O sana beddua etti. Öyleyse sen ve aleyküm. Ölüm senin üzerine olsun. Sen onu reddetmiş olursun. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet var ki bir gün bir Yahudi geldi içeri girerken Esselamu aleyküm Peygamber Efendimiz'e dedi. Zahirde Esselamu anlaşılıyor ama o Esselam demedi. Esselamu aleyküm. Yani ölüm senin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz ve aleyk dedi. Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah bu Esselam demedi. Esselam dedi. Dedi onu anladığımdan ben de ona reddettim. Ve aleyk. Senin üzerine olsun dedi. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي روح بن الفرج ترك إلى رواية ديور غير أنه قال يلنز بو رواية ديور كتنبرة فنز بيور دي فلا تبدأوهم بالسلام سيز سلام إلى أنرى başlamayın yukarıda سيز أنرى başlamayın سلام لفسي yok دي bunda خير سلام لفسي de var. Yani onlara siz selam vermeyin. Onlar size selam verirse ve aleyküm deyin. Haddesena Fahdun gal haddesena Ali ibn Ma'bed gal haddesena Ubeydullah ibn Amr radıyallahu anh en Muhammed ibn İshak en Yezid ibn Ebi Habib en Mersed ibn Abdillah el-Yezani en Ebi Nadreten Gıfari en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Eyni hadisi şerifi Ashab-ı kiramdan Ebi Nadret-i Gıfari rivayet ediyor. Gayre ennehu lem yekul bisselam. Bisselam lefzi yok onun rivayetinde. La tebde'uhum siz onlara başlamayın. Ama neyle? Söz mi, selam mi? O gelmiyor. La tebde'uhum siz onlara başlamayın. Fakat maksat selam. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akbereni ibn-i Lehi'a en Yezid ibn-i Ebi Habib أن أبي الخير أنه سمع أبا نضرة الغفار يقول أبا نضرة الغفار يشتم كدردي إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله أفنمزين بيردوني إشتم ديور إشتمش كي إني راكب إلى يهود بن يهود لرب نبكي دجيم فإذا أتيتموهم سيز أنرى يعني رسول الله أفنمزين برابر جدينيز دا واردغنيز دا فَسَلَّمُوا عَلَيْكُمْ Onlar size selam verirlerse فَقُولُوا siz deyin ve عَلَيْكُمْ ve عَلَيْكُمْ deyin. Yani siz onlara selam vermeyin. Fakat onlar size selam verirse siz ve عَلَيْكُمْ diye reddedin. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ جَعْفَرْ قَالَ اَخْبَرَنِي يَسِيدُ بْنَ اَبِي حَبِيبِ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اَيْنَ حَدِيثِ الشَّرِيفِ اِمَامِ تَحَاوِ اَبُوْ بَكْرَ تَرِيكِلَ دَ رِوَايَةِ دِيَ فَفِي هَذِي لَاثَارْ Öyleyse bu okuduğumuz hadisi şeriflerde olucudur. اَنَّهْيُ نَهْي olucudur. Resulullah Efendimiz'in nehyi. Neden? اَنِ اِتْتِدَاءِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ بِالسَّلَامِ Yahud ve Nesara'ya selam verip ilk önce selam ile başlamaktan nehyi vardır. O da neden? مِنْ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavlundan Peygamber Efendimiz bizzat emrediyor ki siz selam ile başlamayın. وفي الحديث الأول halbuki birinci hadiste Peygamber Efendimiz vardı ki Müslümanlar, Yahudiler, müşrikler bir arada. Bunda da olucudur. Onlara selam verdi. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَّمَ عَلَيْهِ Onlara selam verdi. فِي قَوْلُ هُسَامَةَ Hazreti Hüsame'nin kavlunda. Öyle rivayet eyledi. Buna ne diyeceğiz? Hadisler birbirine taarruz etti. Fakat يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم bunun cevabı şu olur ki caiz ki Peygamber Efendimiz erade biselamihi onlar karışıktı. Onlara selam verdi fakat selamiyle mürad eyledi. مَنْ كَانَ ف۪يهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlardan olanları kastetti. Esselamu aleyküm dedi. Maksedi Müslümanlara selam. Çünkü onların içinde Müslümanlar da vardı. Kasti Müslümanlar oldu. Öteki Hristiyanlar değil. وَلَمْ يُرِدِ الْيَهُودَ وَلَنْ نَسَارَ Yahud ve Nesraniyeleri murad etmedi.
Ve la abedetel evsan, puta tapanları da murat etmedi. Caiz ki böyle ola. Çünkü bilmiyoruz. Yani Resulullah Efendimiz hakikaten öyle mi kastetti, öyle mi kastetti? Kalbini bilmiyoruz. Ama biz öyle yorumluyoruz. Diyoruz ki Resulullah Efendimiz selam vermişse öyleyse Müslümanları kastetmiştir. Niçin? Çünkü diğer hadislerde buyuruyor ki siz onlara selam vermeyin. Selamla başlamayın. Onlar size selam verirse ve aleyküm deyin. Niçin böyle biz deriz? Resulullah Efendimiz caiz ki böyle kastetmiş. Hatta la tetadda hadihi lasar. Bu hadisi şerifler birbirine zıt olmasın. Ve hazellezi vasafna caizun. Bizim bu vesfettiğimiz de caizdir. Resulullah Efendimiz yaptığı gibi gittin ki Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar bir yerde karışık. Sen onlara selam verirsin fakat Müslümanları kastedersin. Bunları kastetmesin. Fakat yecûz en yüsellimer reculu alâ cemaatin. Öyleyse caiz ki bir adam bir cemaate selam vere ve huve yuridu ba'dahum. Onların bazılarını murad eder. Bu caizdir. Cemaat 10 kişi. 10 kişinin içinde 2 Müslüman var, 8 tane kafir var. Sen onlara esselamu aleyküm dersen o 2 kişiyi murad edersin. وَقَدْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَّمْ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Caiz ki Resulullah Efendimiz selam verirken hepsini kastetti. Hem Müslümanları hem Yahudi Nesara'yı kastetti. لَأَنَّ ذَٰلِكِ Böyle kastetmişse buna ne diyeceğiz? Ona da deriz ki لَأَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي وَقْتِ Peygamber Efendimiz onlara selam verdiği bir vakıtta idi ki فَدْ اُمِرَ ف۪يهِ O vakıtta emrolunmuş idi. اَنْ لَا يُجَادِلَهُمْ Onlar ile mücadele yapmaya اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ İlla en güzel bir şekilde mücadele yapar. Yani onlara sert davranmaya, bu vakitte onlara selam vermek caiz idi, onların hatırını almak için. فَكَانَ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكِ İşte selam da onlarla müdara etmek, onların gönlünü almak bunlarda bundan olduğuydu. ثُمَّ اُمِرَ بِقِتَالِهِمْ Fakat sonra Resulullah Efendimiz kıtal ile emredildi. Daha mudara, idare zamanı geçti ondan sonra. فَقْدُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُهُمْ Nerede müşrikleri görürsen sen vur, öldür. Kıtal ile emrolundu. وَمُنَابَزَتِهِمْ Onlarla münabeze ile emrolundu. Yani çekişmek, dövüşmek. فَنَسَخَ ذَٰلِكُ Bu kıtal ile emir neskeyledi. مَا كَانَ تَقَدَّمَ مِنْ سَلَامِهِ عَلَيْهِمْ Onlara selam vermek işini neskeddi. Öyleyse bu kavle göre evvelce onlara selam vermek caiz idi. Onların kalbini telif için. Fakat sonra İslamiyet kuvvetleşti. Hakikat meydana geldi. Cenab-ı Hak kıtal ile emretti. Kıtal ile emrettiği gibi o vakitte selam da kesildi. Ne sorundu? Selam da yok. Ama bunların acaba hangisi? Resulullah Efendimiz o cemaate selam vermiş de Müslümanları mı kastetmiş? Yoksa bunların hepsini kastetmiş de onların kalbini telif için İslamiyet'in evvelinde vardı sonra neskedildi. Böyle mi? Bunu bilmiyoruz. İki ihtimal var. Bu iki ihtimalin hangisi kuvvetlidir? Ayrıca hadisleri araştırma yapacağız. Araştıracağız bakalım ki hangisi daha doğru. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكِ Biz buna nezer eyledik. Hadisleri araştırdık. فَيْذَنْ اِبْنُ اَب۪ي دَاوُدْ قَدْ حَدَّسَنَا Baktık ki İbn Ebi Davud bize rivayet ediyor. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير الزهري diyor ki İmam Zuhri bana haber verdi أن أسامة بن زيد أخبره ona da Hazreti Üsame haber vermiş رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار Peygamber Efendimiz bir merkebe bindi öyle merkep ki عليه إكاف على قطيفة onun kadife üzerine bir semeri var idi. Üzerinin şu bir semeri var idi. وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَرَاهُ Hazreti Üsame'yi de arkasına bindirdi Resulullah Efendimiz. Tersine bindirdi. يَعُودُ سَعَدَ بْنِ عُبَادَ Sa'de bin Ubade hasteydi, onu ziyarete gidiyordu. Kendisi binmiş Resulullah Efendimiz merkebe, arkasına da Hazreti Üsame'yi bindirmiş. Beraber gittiler. Sa'd ibn-i Ubade'deki neredeydi? Fî Beni Haris ibn-i Hazret. Hazret kabilesinin Beni Haris kabilesinde. Çünkü Hazret kabilesinin reisi Sa'd ibn-i Ubade'ydi. Evs'ün reisi de Sa'd ibn-i Muaz'ydı. İki reisi vardı.
Ensar iki kısımdan ibaret. Biri Evs, biri Hazret. İki büyük kabile. Evs'in reisi Sa'd ibn-i Mu'az ki Hendek Harbi'nde ok isabet etti. Kan aktı ve o yüzden şehit oldu. Sa'd ibn-i Ubade o yaşadı epeyce. Ta Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine kadar. Hazreti Ebu Bekir'e hilafete biat edince o kızdı. Biat etmedi. Gitti Şam'a. Şam taraflarında vefat etti Sa'd ibn-i Ubade. İşte bu Sa'd ibn-i Ubade'yi ziyarete gidiyordu Resulullah Efendimiz. Bu da ne vakitte? قبل vakati Bedir. Bedir vakasından evvel idi. Bedir harbi hali olmamıştı. Fesare Resulullah Efendimiz yürüdü. Hatta merre bi meclisin. Tabi o Sa'd ibn-i Ubade'nin evine giderken Medine'nin yollarında kabileler var. Kısım kısım mahalleler. Orada bir meclise uğradı. Baktı ki nasıl toplamış orada. Fihi Abdullah ibn Übey. Reisül münafıkın Abdullah ibn Übey de onların içindeydi. Übey ibn-i Sülûl, Fizalik, o meclisteydi. قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ اُبَيِّ بِنِ سُلُولُ O İslamiyetini izhar etmezler evvel. Zaten hakiki Müslüman olmadı ama zahiren. Zahiren de Müslüman olmamış idi. فَاِذَنْ فِي الْمَجْلِسِ اَخْلَاتٌ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُشْرِك۪ينَ عَبَدَتِ الْاَوْسَانِ وَالْيَهُودِ Mecliste Müslümanlar var, müşrikler var, putlara tapanlar, Yahudiler var. وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ رَوَاحَ Müslümanlardan Abdullah ibn Revaha da oradaydı. Felemma gashiyetil meclise acacetud dahabbe. Resulullah Efendimizin merkebi gitti, onun hareketi ve tozu onların burunlarına gitti. Hammara ibn Übey ibn Sülûlen fehu bir gâhi. Burnu diyetki ridasıyla kapattı Reisül Münafıkîn. Sümme kâle. Sonra dedi ki La tugabbiru aleyna. Nedir bize toz toprak getirirsiniz? Resulullah Efendimiz'e kalkıştı. Nedir bu tozu toprağı bize getirirsen de burnumuzu burnumuzu tozla doldurursun? Dedi. Fesellemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aleyhim sümme vakkafe felese. Fakat Peygamber Efendimiz ona selam verdi ve orada durdu ve merkepten indi. Fedaahum ilallahi azze ve cel ve kara aleyhimul Kur'an. Onlar İslamiyet'e davet etti ve Kur'an-ı Kerim'i okudu. Abdullah ibn-i Übey o vakitte Müslümanlığın isaretliği yok. قال عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول dedi ki أيها المرء أي kişi إنه لحسن ما تقول senin bu dediğin güzel bir şey إن كان حقا eğer doğru ise eğer söylediğin doğru ise güzel bir şey فلا تزين به في مجالسنا fakat gelip de bizim meclislerimize bize ne eziyet ediyorsun bizim meclislerimize gelip de bize eziyet etme dedi yani Resulullah Efendimiz'e hakaret etmiş oldu irci ila rahlik Git kendi yerinde otur. Oraya dön. فَمَنْ جَاءَكَ فَقْسُسْ عَلَيْهِ Kim sana gelirse sen bu ona hikayeni söyle. Gelip de bize eziyet etme. Kimse senin yanına gelirse onlara bu Kur'an'ı Muran'ı oku. Bize gelme dedi. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ رَوَحَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ رَوَحَ Hakiki Müslümanlardan idi. O dedi ki بَلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَحْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا Ya Resulallah gel bizim meclislerimizde bu Kur'an'ı oku dedi. فَاِنَّا نُحَبُّ ذَلِكَ Biz bunu seviyoruz. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ O vakitte müşrikler, kafirler Müslümanlara söylediler. Müslümanlar onlara söylediler. Birbirlerine söylemeye, davaya, gürültüye başladılar. Mücadeleye başladılar. حَتَّى كَادُوا يَتَبَارَزُونَ Nerede kaldıysa artık kılıçları çekip gel mübareze, gel meydana diyecek hala geldiler. Mübareze, buyur meydana, kılıcı çeker, gider meydana. İki sen gel bakalım. İş oraya vardı. فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُخَفِّتُهُمْ حَتَّى سَكَرُوا Peygamber Efendimiz yahu yapmayın, etmeyin, durmayın diye yavaş yavaş onları teskin etti. سُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَابَّتَهُ Peygamber Efendimiz merkebe bindi. حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ Sa'd ibn-i Ubade'nin yanına gitti. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Sa'd'e dedi ki ya Sa'd أَلَمْ تَسْمَعَ إِذَا مَا يَقُولَ أَبُو حَبَّابٍ Ebu Habbab'ın dediğini işittin mi? Yani Ebubey ibn-i Sülûr. Abdullah ibn-i Ebubey ibn-i Sülûr'ın künyesi Ebu Habbab'ıydı. Bunun dediğini işitmedin mi? Kâle keza ve keza. Bana böyle böyle dedi. Kâle Sa'd'ın. Sa'd ibn-i Ubade dedi ki Ya Resulallah. U'fu anhu vesfah. Ya Resulallah onu affet. Bunun suçunu bağışla. Fevellezî nezzel aleykel kitab. Sana Kur'an'ı inzal eden Allah'a yemin ederim ki لَقَدْ جَاءَكَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ Cenab-ı Hak hakkıyla geldi.
اَلَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَيْكَ Seni inzal etmiş olduğu hakkı getirdi. وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَ Bu buhayre yani Medine ufak deniz demek suyu çok olduğundan. Buranın halkı anlaşmıştılar. اَلَا اَنْ يُتَوِّجُوهُ Ona bir taç başını giydirecektiler. فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِسَابَةِ Kim melik olursa onun başına sarık sarardılar taç makamında. Onu kendilerine reis yapacaktılar. Sen geldin, geldiğin gibi onun tacı taktı, batıl oldu, gitti. Demek ki Müslümanlık gelmezden evvel ittifak etmişler, onu melik yapacaklardı kendilerine. Müslümanlık gelince batıl oldu, gitti. فَلَمَّا رَدَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ اَلَّذ۪ي اَعْتَكْ Cenab-ı Hak sana vermiş olduğu hak gelince, İslamiyet gelince, شَرِقَ بِذَٰلِكَ Bununla gusselendi. Eyvah bizim reisliğimiz, padişahlığımız suya düştü, olamadı. Bundan bu içerledi dedi. Fezalik fi'lu ma ra'ayta. İşte bu onun işlemiş, sana söylemiş olduğu söz budur dedi. Fe'afa anhu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de ondan affetti. Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu ya'fûne alel müşrikîn ve ehli kitap. Peygamber Efendimiz müşriklerden ve ehli kitaptan bazılarında sadir olan suçları affederdiler. Ve yesbirûne alel eza. Onların eziyetlerini sabrederdiler. Hatta قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Hatta Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdu. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Cenab-ı Hak Müslümanlar hakkında böyle buyurdu. Ayet-i Kerimlerin manası وَلَتَسْمَعُنَّ Ey müminler siz elbette işitirsiniz. مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olan cemaatten ki Yahud-u Nesara. Daha kimden işitirsiniz? وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Bir de müşrik olanlardan işitirsiniz. Ne işitirsiniz? اَذَنْ كَثِيرًا Çok eziyetler işitirsiniz. Size kötü kötü sözler söylerler, eziyet ederler. Siz ne yapacaksınız onların karşısında? وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Siz eğer sabredersinizse, ittika, tekva edersinizse فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Bu emirlerin büyüklerindendir. Yani sabretmek burada çok kıymetlidir. Sabredin. Onlar size eziyet ederse siz sabredin. Evet diye emretti onlara. وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِ Yine Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan çoklar arzu ederler, severler ki لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ Siz iman ettikten sonra onlar sizi çevirsinler. Küffaren küffara, küfre. Sizi küffar olarak döndersinler dininizden de kafir olasınız. Bunu onlar arzu ederler. Ne için? حَسَدًا مِنْ عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ Hased ettikleri için. Çünkü o ehli kitap biliyorlar senin hak peygamber olduğunu. Fakat hasetlerinden dolayı inkar ediyorlar. Müslümanlar dinlerinden dönsünler de kendileri gibi kafir olsunlar. Hasetlerinden dolayı bunu arzu ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yeteevvelul affe. Affi arzu ederdi, affederdi. Kemâ emerahullahu azze ve celle bihi. Cenab-ı Hak emrettiği gibi. Hatta ezinallahu fihim. Hatta Cenab-ı Hak onlara izin verdi. İzin yani artık kıtal ile emir verinceye kadar, kıtal emri gelinceye kadar daima onları affederdi. فَلَمَّا غَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَدْرًا Vaktaki Peygamber Efendimiz Bedir gazasına gitti. Onu yaptı ve galip olarak döndü. فَقَتَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مَنْ قَتَلْ Cenab-ı Hak orada مَنْ قُتِلْ Orada ölenleri Cenab-ı Hak katletti. مِنْ سَنَادِيدِ كُفَّارِ قُرَيْشِ Kureyş'in ileri gelenlerinden ölen öldü. قَالَ اَبْنُ اُبَيِّ اِبْنُ سُلُورُ Vakıfta Abdullah ibn-i Übeyy ibn-i Sülur dedi ki وَمَنْ مَعْهُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَبَدَتُ الْاَوْثَانِ Bir de putlara tapan diğer adamlar onunla beraber dediler ki هَذَا اَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهُ Bunlar gittiler, Bedir'de kafirleri öldürdüler. Bunlar galebe çaldılar. Bu öyle bir işti ki, iş ki bizim başımıza geldi. Bize geldi. Ne yapacağız? Öyleyse febâya'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel İslam ve aslam. Başka çare yok. Biz de Müslüman olalım da yakayı kurtaralım dedi. Geldi, biat ettiler. Müslüman oldular. Fakat münafıkların İslamiyeti zahiren.
zahiren geldi, biat etti. Fakat hakikatte kafiri küfürle dolu. Ama hakikaten Müslüman olanlar, onlar başka. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ işte bu hadisi şerif doğrucudur ki اَنَّمَا كَانَ مِنْ تَسْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ Peygamber Efendimiz'in onlara selam vermesi وَكَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذ۪ي اَمَرَهُ اللّٰهُ بِالْعَفْتِ عَنْهُمْ Bir vakıtta idi ki Cenab-ı Hak bunların eziyetlerine sabır edin demiş idi, o vakıtta idi. وَالسَّفِعْ اَفِعْ وَسَفِعْ emrettiği vakıtta idi. وَتَرْكَ مُجَادَلَتِهِمْ اِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنْ Onlarla mücadele yapma illa güzel bir şekilde münakaşa yap. Bu vakıttaydı. Böyleydi. سُمَّ نَسَخَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ Sonra Cenab-ı Hak bunu neskeyledi. وَاَمَرَهُ بِقِتَالِهِمْ Fakat onlara, Müslümanlara, Peygamber'e kıtal ile emreyledi. فَنَسَخَ مَعَ ذَٰلِكَ İşte bununla beraber neskeddi. Yahut فَنُسَخَ مَعَ ذَٰلِكَ Bununla beraber neskulundi. اَسْسَلَامُ عَلَيْهِمْ Kafirlere selam vermekle neskedildi. İslamiyet'in evvelinde var idi fakat sonra da nesfedildi. وَثَبَتَ قَوْلُهُ لَا تَبْدَلُ الْيَهُودَ وَلَا النَّسَارَ بِالسَّلَامِ Öyleyse Peygamber Efendimiz'in Yahudilere, Nesara'ya selam ile başlamayın sözü sabit oldu. وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ Onlardan Yahud-u Nesara'dan birisi size selam verirse فَقُولُوا عَلَيْكُمْ Aleyküm diye. لَا تَحَتَّى تَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا قَالَ Onun dediği gibi ona reddetmiş oldu. Evet. Ve nuhu Müslümanlardan nehyolundular. En yeziduhum ala zalik. Onun üzerine bir şey ziyade etmeye. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm. Yani ve aleykümüsselam demeyeceksin. Ve aleyküm. O kadar. Haddesena Ali ibn Şeybe. Kale haddesena Yezid ibn Harun. Kale haddesena ibn Avun. En Hümeyd ibn Zadevey. En Enes'in. Yani Enes İbni Malik قَالَ نُهِيْنَا Hazreti Enes dedi ki biz nehyolunduk اَنَّ زِيدَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ Ehli kitab, ehli kitab selam verirse ve aleyküm üzerine ziyade etmede nehyolunduk. Ve aleyküm selam demeyeceksin. فَبِهَذَا نَخُزْ İşte biz bunu alırız. وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَّهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu İmam'ın kavli de budur. Ehli kitaba selam vermeyeceksen, o selam verirse ve aleyküm diyeceksen. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.